Milletler büyük evlatlarıyla nefes alırlar. Yetiştirdiği büyük evlatlar yeni nesillere anlatılamazsa milletler garip olur, güçlerini kaybeder. İşte Akif bunu her nesille aktaracak bir güç kaynağıdır. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Düşman donanmasıyla birlikte mağlup olup İstanbul'u terk etti. İstanbul kurtuldu. Şeref Haysiyet kurtuldu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Abdülhak Hamit, Çanakkale şehrini söylenince onu diyor ancak Akif yazmıştır. Ne ben yazabilirim ne başkası yazabilir. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar canlıydı. Mehmet Akif Bey'in İstanbul'da doğduğu hususunda kimsenin hiçbir şüphesi yok idi. Belgeleri gördüğünde şok olduklarını söylediler. Ezber bozan olaylardan birisi. Kalay-ı Sultaniye sancağına bağlı Bayremiç diyor. Yani Çanakkale'ye bağlı Bayremiç kazasında dünyaya geldiğini, Mehmet Akif Bey'in doğduğunu. Ben diyor, Bayramiç'teyim diyor durup dururken. 11 yaşına kadar diyor çocuktum Bayramiç'te geçti diyor. Vefaysa herkesin mutlaka Akif olan vefa borcunun hayata geçirilmesi lazım. Tüm mekanlar, Burdur'u, Kastamonu'su, Balıkesir'i, İstanbul'u hepsi ayağa kalkacaktır. Akif bu ülkede 81 milyonun kardeşliğini, ruhunu temsil eden bir simge haline gelecektir. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, günler şu heyulayı da erges silecektir. Rahmetli anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir?